Merhabalar, ben Köfteyiz Köfte ve Kasa Efsun'un 14. bölümüne hoş geldiniz. Ve bu bölümde yanımda kırpat konuk. Yep. Evet, bölüm arası neler yaptım? Önemli bir soru değil mi? Biraz inşaatla uğraştı. Evet. Şuranın tavanını falan hallettim. Şurası hala açık çünkü bunları tamamlamadım. Bayağı bir boyama falan yaptı, evet. Evet, Red Granite kullanmaya karar verdik dekorat bunun için. Ayrıca yatağımı buraya taşıdım ve şurası hakkında bir detay. Oh. Şunun altında şu iki tane Arcane Lobby Theater, çevredekilerse bir. Yani çevredekilerden bir tanesinin üstünde durunca buraya kadar çıkıyorum. Ortadakinde durunca buraya kadar çıkıyorum. Hmm. Mesela şuraya geldiğimde düşüyorum falan. Peki çıkışı havadayken durdurabiliyor musun yoksa direkt çıkıyor musun? Shift'e basarsam aşağı iniyor. Diğer türlü çıkıyor. Anladım. Aynen, her halükarda çıkıyor. Kırpat'ın mod bilgisi az, ona eğiteceğiz bir ara. Yala hiç yok. O derece. Ve sevgili Azamor'dan güzel hediyeler. Unutmadan şurası Tomcraft odamız. Hatırlatmıştım. Şu candle'lar, yani mumlar, bunun stabilizasyonunu sağlıyor. Yani kötü şeyler olmasını engelliyor. Ayrıca kristaller, şu Ember Block, Ember Brick falan filan, bunlar da engelliyor. Ve şimdi ayrıca bunu da buraya böyle taşıdım. Buradan dolduruyorum. Şu köşeleri yuvarlatacağım biraz. Şu an küt duruyorlar. Zaten malzemeyi de değiştireceğim. Bu arada maksimum 9 tane istiyor en karmaşık resipi bunlardan. Fakat 10 tane koydum çünkü simetrik olması lazım. Ne kadar simetrik ise o kadar stabil oluyor. Simetrikten ne kadar uzaklaşırsa o kadar asimetrik oluyor. Mantıklı. Yani. Ondan sonra şuraya 2 tane daha oda açtım. Şuraya da bir tane açacağım yakında. Şunları kaldırıp. Peki bu bölümü ne yapacağız? Evet. Gelelim bakalım. Biraz Tomcraft'la uğraşacağım. Elektrik çağına geçerim demiştim ancak o biraz bekleyecek. Arcane Lamp yapmak istiyorum. Bunun için bir adet Ember Block, bir adet Daylight Sensor, iki adet Iron Ingot, bir adet Niter. Niter'ım iki tane var. Aynı tarifleri Not Enough Items'da görebiliyor musun? Bunları göremiyorsun. Ha. Bir saniye. İki kere ard arda mı? Azanor, dalga mı geçiyorsun? Bir saniye. O zaman şunun zamanı gelmiş demektir. Tamam, birazdan geçer. Evet ve buraya gelelim. Iron lazımdı. 4. Daylight sensörü bakalım. Quartz Nether Quartz istiyor. Nether'a gittin mi? Hayır. Harika. O zaman... Nether. Aynen. It's Nether time. Şimdi şunları şöyle koyalım. Tabii büyük bir sıkıntımız var. Nether'da bulabilecek miyiz? Önemli şeylerin hepsini atacağım şöyle. Şu an oynadığım modlarla beraber Nether'ın hali nasıl? Ben de bilmiyorum. Hani Nether'a ekstra yaratıklar ekleniyor mu? Yok, ekstra yaratık ekleyen bir modum yok zaten. Veya bina, ne bileyim or. Bina ekleniyordur. Or? Or ekliyor Greg tek. Hayvan gibi. Greg aslında eğlenceli de çok zaman istiyor be. Evet. Engin'in dediği bir şey vardı. Greg iyi de çevresi kötü. Hani demir elde etmek için bu kadar işkence çektiğim başka bir mod paketin yok galiba. Kasayı oynamıştım bir arada. Kasa 1. Kasa 2 çok daha güzel. Obsidian. Ve şimdi bana bir adet Steel Nugget'ım var mı? Steel Nugget, Zinc Nugget. Steel Nugget, tamam. Flint and Steel'i mi vardı? Zaten varmış, tamam. Bu arada Flint and Steel... Ah.
Steel Nugget'la yapılıyor. Ya Flint and Steel'i cidden Steel'le yapıyorsun. Steel'le elde etmek için karbona ihtiyacım var demirle beraber. Gibi değil mi? Kömür ve demir. Aynen, karbon işte. Bolca bronz ve gündüz yapalım bir önce. Ve dur. Ben şunları bir çıkartayım. Bakalım. Armor olarak ne yapabiliriz? Bakalım chestplate'lerimizden neler var. Sonium chestplate olabilir. Bronz olabilir. Demir. Sen dur. Steel chestplate var mı? Var. 8. Ah. Çekiç. Şimdi gel. Önce yeni bir çekiç yapalım. Tamam. Sonra plakalar var. Plakalar tamam. Evet. Bir de pantolon yapalım. Hayır, pikeks değil. Bir de şurada da biraz... Yok, onu kullanmıştım. Evet, gelin bakalım. Pantolon. Başka bir şey var mı? Plağı nasıl aldın be? Hı? Plağı nasıl buldun? Buluyorsun chestlerden. Dungeon'da mı? Hı hı. Ha doğru, sen bayağı kazıyorsun. Aynen. Ben biliyorsun, maden kazmayı seviyorum. Gördüm. Bir saatlik video izledik, iki tane ekran var, diğerinde sürekli maden kazdı adam. Tamamdır. Full steel bir zırhım var. Çekiç, gidebilirsin. O zaman... Nether time. It's nether time, bitches. Zengin portalı mı yapacağız? Yoksa normal mi? Fakir. 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 Hani bir oda büyüklüğünde portallar var ya. Hı hı. Yok abi, ona girmeyeceğim. Yemeği. Bayağı bildiğin, bayağı bildiğin standart vanilla Minecraft portalı. Ha. İki tane oraya. Toprağı da almaktan geri kalmıyor hani. O kadar fakirlik. Ne oldu be? Hayda. Görsel de değil sadece. Eyvah. Bakalım. We need to go deeper. Aynen. 14. bölümde Nether'a gidiyoruz. Yeah motherfucker yeah. Biraz geç olmuş sanki. Yeah. 14 ne be? Ama Greg. Ha Greg tamam, Greg tamam. Bahane kabul edilebilir. Evet. Şimdi büyük bir sıkıntımız var. Öncelikli olarak şurayı bir sen de benim gibi hızlı kaybolur musun? Hayır. Ama Nether'da bazen evet. Benim ne kadar hızlı kaybolabileceğim konusunda hiçbir fikrim yok. Uhu baby. Şimdi büyük bir sıkıntımız var. Ghast. Ghast büyük sıkıntı. Ama yumruklayarak yenebilirsin onu. Sen nesin? Magnetite. Hayır, bana Nether Quartz lazım. Dur bakayım. Bu arada Nether Quartz burada Greg'te. Nasıl? Bütün madenler Greg madeni burada. Nether Quartz'ın şekli mi değişik? Hı hı. Hani bir rafine işleminden geçirmem mi gerekiyor bazı madenleri? O bir saniye. Wisp var. Oy. Bunu görmüştüm. Bunlar sana elektrik atıyor diye hatırlıyorum. Evet. Yeni sürümde nasıl ben de bilmiyorum onlar.
Hani bir macera modunda görmüştüm bunları. Çok pis elektrik atıyorlar. Bu saldırmıyor. Bir saniye. Aa. Bir saniye. O zaman ben bir eve gideyim. Bir item alacağım yanıma. Değerli bir item. Diamond? Hayır. İşe yarar anlamında değerli. Selam. Aşağı. Gelme benimle. Bunları uçurumdan aşağı atmak kadar zevkli bir şey yok. Bilemeyeceğim. Yok ama acayip büyük hortlar halinde doğdular sana. Evet. Bir de lava düştükleri zaman ölmüyorlar. Hı hı. Ha dur, şuraya koymuştum. Burada. Bir de okum olacaktı burada. Aynen. Wisp'leri vurabileceğini düşünüyor musun 4 tane okla? Gust için. Ha. 4 değil 44. Hmm. Kaldı ki bu gust için. Evet, mantıklı. Yani. Gust'a karşı gidip de... Gust'a epik bir şekilde öldürebilirsin aslında. Sana attığı projectile'ı ok vuruyorsun. O projectile geri dönüyor, kendisini vuruyor. Biliyorum. Ama yumrukla değil, okla. Biliyorum. Bir kere şans eseri başarmıştım. Bir saniye. Aa! Tamam, small nether quartz. Iron. Nether quartz. Direkt düz düşüyormuş abi. Hı-hı. Aa, zinc. Gel. Nether quartz. Direkt yatağını bulmaya çalıştım da ben. Small'larını unutmuşum. Iron. Nether iron mı? Hı-hı. Evet. Spellerite. Hmm. Iron. Spellerite. Spellerite. Bakalım. 5 tane elde etmişiz. Biraz daha elde edeceğiz. Tin. 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 Tinimini hanım. Tin. Hmm. İlginç bir yatağa benziyor. Bayağı uzak ya. Gideriz bir ara bir şekil. Hani özellikle lavların üstünden geçmeyi düşünüyorsan hiç önemli. Hani? Muhtemelen Thomas'tik Harness falan yaptıktan sonra gelirim buraya. Daha mantıklı olur. O şeyin ne olduğunu biliyor musun? Peki seni lavadan koruyan bir zırh çeşidi var mı ya da bir... Muhtemelen var. Hani çünkü çok uzun bir yoldan gidiyorsan bir gaz çıkar ve sana tek atabilir. Ya bahsettiğim Thomas'tik Harness dediğim şeyi de uçuyorsun. Ha. Şurada da güzel. Şurada da yataklar var. Bir yere nedir güzelce bir kurcalamak lazım. Aslında bulunduğun yeri işaretlesen mi? Neyi? Hani o maden yataklarına baktığın noktayı işaretle, bir daha geri geldiğinde oraya dönüp. Zaten bak. Hemen dibi. Sıkıntı olmaz. O benim huysuzum çünkü çok çabuk kaybolurum diyorum ya. Ha. Benim o konuda hafızam iyidir. Hafızamın güçlülüğüne güveniyorum. Kolay kolay yarı yolda bırakmadı beni. Tin. Tin! Tin. Iron! No. Iron'ımız yok içmeye. Iron. Iron. Iron Man. Iron. Iron. Tamam. Seviyeyi fazlasıyla düşürdüğümüze göre izleyicilerin beynini yaktık. Bu sayede istediğimiz kadar saçmalamaya devam edebiliriz. Maden. Aynen öyle. Maden. Maden. What's his name? Just a man. Koşmayı düşünsene orada. Bir saniye. Burası Iron. Şurası kapıra benziyor. Oy, ilginç bir şey de var orada. Sarımsı şey mi diyorsun? Şey, pembemsi şey diyorum. İlginç şey olarak. Bunlar da kapıra benziyor. Zıplayınca yine hızlı gidiyorsun değil mi? Evet. Yani Greg hareket mekaniklerini nerflemedi. Hani benim gibi Minecraft'ta tam bir sene ara vermiş bir adam.
Abi mandalina günlüklerini bitirdim. Sonra Assassin's Creed'e bir daldım. Geçen en son giriş tarihine baktım map'in. 2003 yazıyor. 2013 yazıyordu. 2014'ün sonuna yaklaşıyoruz. O iş. Gast. Hani o gün bugündür Minecraft oynamadım. Böyle bildiğim boş boş durdu oyun. Normalde incelemelerini de yapardım sürümlerin. 1.7'nin incelemesini yapmadım. Sonra 1.8 çıktı. Öldü. Bir saniye. What? Aman tanrım. Aldım screenshot'ı direkt. Hayır, ne işi var burada? Fake'e yollayacağım bunu. Tavuk. Evet, bu iyiydi, tamam. Bu güzel, güzel bir sürpriz oldu. Bence öldürmeliyiz. Aa. Çünkü o bir tavuk. Ooo, bir şey bulduk. Evet. Bir dungeon. Ama gitmesek sanki daha sağlıklı olabilir. Şimdilik. Yani. Ayran. Magma slime. Nerede gördün? Şurada. Yuh. Nasıl gördü? Gözlerim iyi demiş miydim? Benim değil. Demiştim. Magma. Ah, yakaladı. Tamam. Magma creamler. Hı-hı. Kendiliğinden Fortune üçlü pike şey sword'um da var zaten. Bir vurdum, iki. Bu arada elimdeki şey sword'u Grey'e borçluyum. Ne özelliği var ki onun? Fortune 3. Oy. Kendiliğinden mi? Evet. Green aletleri öyle. Değişik materyale göre değişik özelliklere sahipler ancak sonradan enchant edilemiyorlar tekrar. Ha. Enchantlı gibiymiş gibi. Aynen. Yapıyorsun. Bir de şey, bunun durability'si az. Tomcraft'ın Water Shard'ından yapılıyor. Hmm. Tomcraft o zaman bayağı eski bir mod ya. Tomcraft bayağı eski bir mod. Çünkü ben bunu şeyden hatırlıyorum. Yokbox'tan hatırlıyorum. Yokbox yeni bir paket. Yeni değil ya, eski. Minecraft modlarının geçmişini düşündüğümüzde yeni. Ha. Ha. Bu arada unutmadan. Benim biraz da Netherbrick toplamam lazım değil mi? Seni de incelemiştim. Tamam. O zaman hadi Netherbrick toplamaca. Yay. İhtiyacım olacak neticede, özellikle yapmak istediğim başka bir alette. Ki onda biraz da obsidiyene ihtiyacım olacak. Obsidiyene mi kalmadı? Netherbrick yapmak için ayrı bir yol var mı? Yoksa... Netherrock'ı pişirip Netherbrick yapabiliyorsun. Yok yok, onu demiyorum. Greg Tekon'a da el attım adamlarına. Bir bakayım. Hmm. Aynı galiba. Evet, el atmamış. Dokunmamış. Sen iyisin demiş. Hani çünkü ona. Greg Tech'e başlarken bildiğiniz her şeyi unutun diye başlaman gerekiyor. Evet, bunu öğrenmişsin. Bunu iyi öğrenmişsin. Unutturmuyor zaten. Bakalım değişik bir şeyler bulabilecek miyiz? Buluruz. No. Neyse, o zaman ben... Dur. Nether Quartz. Nether Quartz. Biraz daha Nether Quartz toplayalım. Tin. Yalnız ha, senin dur. Elindeki pickaxe gidici. O yüzden yediğimi almıştım. Ha, tamam.
Aldı. İnceledim. Bir bakalım bunu incelememe gerek var mı? Kaç var? Oş. Oş. Yedin. Kayıyorlar. Allah. Şey de var. Gaz da var. Sen öleceksin. Öleceksin. Felaket tellalı yapıyor şu an. Evet fark ettim. Havucunu ye ve topukla bence. Öyle yapıyorum zaten. Run for the strong bu arada. Bir ara buraya Goggles of Revealing'e de geleyim. Çünkü burada da güzel aura notlar var gibi geliyor bana. Mushroom Island bulabilir misin? Var. Bir saniye dur. Şurada da quartz. Oo. Bunlar quartz. Of. Güzel Minecraft müzikleri eklemişler. Sen duymuyorsun tabii şu an. Ne? Evet şimdi de eve run. Sebep? Gece. Karanlıktan mı korkuyoruz? I'm a terrible fighter. Ha. Daylight sensor. Quartz ve glass. Quartz'ımız var mı yeter kadar? Var. Zaten fazla istemiyormuş. Şimdi başka ne ihtiyacım vardı? Aa dur. Oradan bakmayacaktım. Yukarıda bakacaktım. Yep. Tırıt 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 tırıt. Copyright yemeden sussam iyi olur. Bence yemezsin. Evet o da doğru. Herkes kullanıyor zaten. Hayır o anlamda değil. Copyright yemen için birebir aynı olması lazım. Aa evet. O da vardı değil mi? Hani copyright'a karar veren mekanizma bir insan değil. Bildiğin Content ID Tracker olduğu için makine senin o şarkıyı söylediğini anlayamıyor. Al sağ gel. Hem şey de var. Parodi iznim var. Fair Use'dan. Şimdi gel bağalım. Öncelikle Omnomicon burada tamam. Evet. İki ayrı Amber Block, Daylight Sensor, Niter. Niter, Amber Block, Iron'lar, Daylight Sensor. Voila. Bir tanesi için yetmedi. Fakat şimdi... Ne olacak? Bütün odayı aydınlatacak mı? Yep. Yani bayağı geniş bir alanı aydınlatıyor bu arkadaş. Peki kırmak için herhangi bir özel item gerekiyor mu yoksa? Asa galiba. Asa. Ooo iyi aydınlattı. Bazı yerlere yine torç döşemem gerekecek. Bir F7'ye basalım. Evet. Hala bazı yerlere torç döşemem. Ha modların spawn olduğunu gösteriyor değil mi? Hı-hı. Güzelmiş. Duymuştum yani onu. Hangi mod o? Inyay. Not enough items. Hmm. Inyay'ın çok. Geliştirmişler modu. Bayağıdır var bu özellik. Ben bayağıdır bilinçsiz oynadığım için. Yani o da var. Tamam. Evet. Şimdi... sen gel. Ardından yukarı çıkıp bir uyuyalım. Nap time. It's nap time. Ve Q'ya bastım her zamanki gibi. Sebebi yok. Basıyorum ben. Bas git arkadaş. Yine. Evet. O zaman... Bu yaratık ne?
Bildiğimiz dungeon şey mi? Minecraft'ın jungle. Bu ayrı. Temple gibi bir şeydi. Dungeon modu var. Bunu incelemiştim zaten bu arada. Şöyle, şunu yapacaktım. Ne yapıyor ki? Lan! Pislik. Beyin düşürür diye umdum. Olmadı. Olamadı. Olamadı. Yalnız havalıymış. Hı hı. Sen asıl infusion crafting'i göreceksin. O ne yapıyor? Bir sonraki bölümde burada olursan gösteririm. Oo. Hı hı. Cazip teklifler. Aynen. Şimdi bakalım diğeri için yeterli aspektimiz var mı? Var, tamamdır. Bunu nereye yerleştirelim? Hangi odaya? Nasıl durup buraya değil? Önce bir yerleştirip sonra fırsat. Ne kadar aydınlatacağım görmek istiyorum. Ben buraya yerleştireceğim ya. Şöyle. Ya dur, üst kata yerleştireyim. Yalnız tam orta noktaya alı şey için kullanmışsın. Hı hı. Şöyle 4 tane yerleştireceğim. Zenginlik batsın. Kısa bile kırabiliyormuşuz. Ya da dur. Daha da iyi bir fikrim var. Bu çok daha sağlıklı. Bayağı da aydınlatıyor aslında. Sarı nedir? Sarı sadece gündüz doğmuyor anlamına geliyor. Ya boşta kalan yerleri zaten Amber koyacağım. Amber demişim, pardon. Nitor. Ya da Half-Slap da olur. Nitor, Nitor. Işıklandırsın diye. Çünkü aydınlık olmasını seviyorum. Şey, modsuz oynuyorsan ama Half-Slap çok kullanışlı. Çünkü ben her halta torch koymaktan nefret ediyorum. Tabii bizim o konuda ufak avantajlarımız var. Yok canım, ufak değil, sizin baya baya avantajınız var. Peki, şimdi ne yapalım? Öncelikli olarak infusion'a biraz hazırlanacağım. Onun için malzemelerim aşağıdaydı zaten. Ben hala şu yaratığı çok seviyorum ha, ortadaki. Dönüyor ya. Yaratık. Evet. Yaratık. İnsan dışı varlık. Arkadaş diyelim. Ben genelde arkadaş derim bu tarz şeylere. Sana biraz daha gerekecek ama. Ben yaratık diyorum. Ha doğru. Senin yapılışına şuradan bahçe aldık. Alkemi altındaydın. Tamam. Ya ben Minecraft'taki hareketli bütün nesneleri seviyorum. Seni şuraya şöyle yerleştirelim. Bu arada ilginç bir detay öğrendim. Onu hemen size göstereyim. Evet, tüpler buradaydı tabii ki de. Enchanting 1.4'te mi gelmişti? Galiba. Ben oha falan olmuştu. Yok hayır. 1.4 beta'yı mı diyorsun? Enchanting beta'da mı geldi? Beta'dan sonra geldi. Beta'da geldi. Beta'da mı geldi? Beta'da geldi. Evet, şu şekilde ayırabiliyorsunuz bunları. Hmm. Evet ve şimdi neyi craft etmek istiyorum ben? Ben de bilmiyorum. Evet. Kitap çıkıp böyle dönüyordu ya. Hı hı. Ben böyle büyülenip kalmıştım. Oha, böyle bir item mümkün mü Minecraft'ta diyordum. Çünkü Minecraft'ta o zamana kadar öyle kendi kendine hareket eden item yoktu. Evet. Sonra modları Boots of the Traveler. Boots of the Traveler. Ama balık lazım. Şey mi? Zıplamadan bir blok yükseklikleri çıkmanı sağlıyor. Aynen. Ve hızlı koşmanı sağlıyor. Aynen. Bunun sıra başka ne yapabilirim? Golem. Ve golemi zaten burada yapmama gerek yok. Gather.
Cadı kazanı gibi bir şey o. Evet. İstediğim şey bu. Bu golem koru değil bunun mi? Bunun için Axe of Stream lazım. Bunun için bir de Tommy Max. Tamam, kolaysın sen. Şu bana bahsettiğin golem koruları değil mi bunlar? Evet. O zaman ben bunun için gerekli malzemeleri hazırlıyorum. Ve sonraki bölüm beraber Infusion yapacağız. Evet. İzlediğiniz için teşekkürler. Kötesi kötenin günler. İyi eğlenceler.